Evet, devam edeceğiz. Bir bağlantımız olacak. Şimdi Türkiye siyasetinde konuşulan iki önemli konu var. İkisini birden konuşacağız aslında. Birincisi, kabinede bir değişiklik olacak mı? Soylu'yla, İçişleri Bakanı Soylu'yla Berat Albayrak arasında, Hazine ve Maliye Bakanı arasında bir karşıtlık olduğu uzun süredir konuşuluyor ve bir kabine revizyonda konuşuluyor aslında. Bununla ilgili nasıl değişiklikler yapılabilir? Revizyonda damat ayarı bir yazı kaleme aldı. Cumhuriyet Gazetesi'nden Emine Kaplan kendisiyle konuşacağız. Aynı zamanda Davutoğlu ve Babacan'ın da 2020'ye kalmadan partilerini kuracağı konusu bugün gündemde yeni yer tuttu. İki gündemi birden değerlendireceğiz. Emine Hanım attığımızda. Emine Hanım, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, öncelikle bu kabine meselesinden başlayalım. Bugün Evet. haberinizde revizyonda damat ayarı dediniz. Aslında iki tarafa birden zarar vermeyecek. Hem Soylu'ya hem de Berat Albayrak'a dışarıya bir görüntü çizmeyecek çeşitli formüller uygulanabileceğini konuştunuz. Nedir bunlar? Öncelikle bir sizden dinleyelim. Daha sonrasında devam edelim. Tabii. Aslında kabine revizyonu özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra biraz konuşulmaya başlanmıştı ama özellikle de 24 Haziran yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından ve Binali Yıldırım'ın 810 bin farkla seçilememesi ve Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin ardından parti içinde çok fazla dile getirilmeye başlanmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da hem parti yönetiminde hem kabinede değişiklik, revizyon sinyalleri, mesajları vermişti. Genel olarak bir değişimden bahsetmişti ama ondan sonra hemen olabileceği söyleniyordu. Özellikle Cumhurbaşkanı milletvekilleriyle gruplar halinde toplantılar yaptı. Hem seçim sonuçlarını değerlendirdi hem de talepleri aldı aslında ve birçok milletvekili, birçok parti yöneticisi de değişimin kaçınılmaz olduğunu ve bir an önce yapılması gerektiğini gerektiği yönde yorumlar yapmışlardı, değerlendirmeler yapmışlardı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir şekilde kabine revizyonu haberlerinin yapılması sürecinde sorular üzerine biz hiçbir zaman dışarıdan dayatmayla kabine revizyonu yapmayız diye bir açıklama yapmıştı. Ve ondan Evet. sonra da bir gelişme olmadı. Aslında her an yapılabileceği bekleniyordu. Bir gelişme olmadı. Ancak son dönemde özellikle yurt gezilerine çıkmaya başladı biliyorsunuz. Teşekkür gezileri kapsamında AKP'nin belediye başkanlarını kazandığı illerde gezilere başladı ve devam ettirecek. Meclisin de açılmasıyla beraber 1 Ekim'den itibaren de yaklaştıkça o zaman parti içindeki kabine revizyonu beklentisi şu günlerde epeyce artmış durumda. Bunun nasıl olacağı, kimin kalacağı, kimin gideceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisten bakan alıp almayacağı ve dışarıdan atanan bakanların yani siyasetçi olmayan bakanlardan kaçının yerini koruyacağı yoğun şekilde tartışılıyor. Aslında bu konuda hem parti yöneticileri hem de meclisteki milletvekillerinin çok fazla bir bilgi henüz sahibi değil. Cumhurbaşkanı da bu konuda herhangi bir paylaşım yapmış değil Öne ama çıkan yoğun isimler vesaire var mı acaba? bir pek çok isim dolaşıyor aslında ama asıl olarak ekonomideki gelişmeler ve özellikle İstanbul seçimlerinde kaybedilmesinde Berat Albayrak'ın da etkili olduğu seçimin tekrarlanmasını onun istediği yönünde yoğun haberler çıkmıştı. Bu yönde bilgiler geliyordu. Ve parti içinde de değişimin ne yönde yapılacağından çok veya kaç tane bakan değişecekten çok Berat Albayrak kabinede kalacak mı kalmayacak mı şeklinde parti içinde merakla beklenen, en büyük merakla beklenen konulardan biri bu. Ancak biliyorsunuz damat Hazine ve Maliye Bakanı yapıldı. Daha önce Enerji Bakanı'ydı. Evet. Bir dönem kabinede kalmayacağı, özellikle 24 Haziran seçiminden hemen sonra kabine dışında kalacağı yönünde bir beklenti vardı ama o süreç biraz soğumaya bırakılmış gibi duruyor. Eğer önümüzdeki süreçte bir kabinede değişiklik yapılacaksa Berat Albayrak belki başka bir göreve kaydırılabilir.
veya kabine dışında bırakabilir şeklinde değerlendirmeler var. Ama asıl olarak bir süredir zaten sizin dediğiniz gibi Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasında bir çekişme yaşandığı da dile getiriliyordu. Eğer Cumhurbaşkanı'nın parti kulislerinde konuşulan bir konu bu. Eğer birini alırsa hani biri diğerini yedi gibi bir görüntü oluşur ve bu parti içi dengeler arasından biraz partiye olumsuz bir etki yaratabilir, etki edebilir şeklinde değerlendirmelerle ya ikisi de kabine dışında kalabilir ya da eğer birisi kalacaksa diğeri de mutlaka kabinede kalabilir şeklinde değerlendirmeler var. Ama tabii ki burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesi ne olacak? Hani ne yönde bir tasarrufta bulunacak? Bunu belki de önümüzdeki günlerde yeni yasama yılının başlamasıyla beraber mecliste bunun belki de adımlarını göreceğiz. Çünkü Ekim başında da AKP'nin bir kampı var. Milletvekilleri yapacağı bir kampı var. Cumhurbaşkanının bu kampı da bekleyebileceği, milletvekillerinin de son kez yapacağı değerlendirmelerle değişimin ne yönde olması gerektiği konusunda belki vekillerden de bazı değerlendirmeler alabileceği yönünde kulislerde bilgiler Peki paylaşılıyor. Bu bu sanıyorum önümüz Ekim ayında biraz netleşmiş olacak gibi gözüküyor. Evet, Ekim ayında netleşecek diyorsunuz. Bu Soylu ile Albayrak arasındaki çekişmenin kaynağında ne var? Biraz tabii ki güç mücadelesi aslında. Kulislerde Süleyman Soylu biliyorsunuz işte başka bir partinin genel başkanıydı ve AKP'ye katıldı. Berat Albayrak da Cumhurbaşkanı'nın damadı sıfatıyla da parti içinde bir ağırlığı var. Hatta son dönemde bilgi olarak Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi davranıyor, o şekilde hareket ediyor şeklinde iddialar da var. Burada tamamıyla bir güç kavgası yaşandığını söyleyebiliriz. Özellikle hani Erdoğan sonrası için hani partinin sonrasında hani kim başa gelecek işte Berat Albayrak mı valisi olacak yoksa Süleyman Soylu mu olacak şeklinde asıl ana çekişmenin bundan kaynaklandığı yönünde kulislerde, sürekli AKP kulislerinde bu şekilde değerlendirmeler yapılıyor. Peki, şimdi biraz da gündemin diğer ana başlığı işte Davutoğlu ve Babacan. Aslında bugün İsmail Saymaz da söyledi, Davutoğlu'nun Kasım ayında Babacan da zaten 2020'den önce diye Evet. bugün bir demeç verdi Karar Gazetesi'ne. İkisi de kurulacak işte erken doğum yaptırıldığı konuşuluyor Erdoğan aracılığıyla aslında bu yeni partilere. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani aslında işte bazı oranlar da konuşuluyor. Bu partilerin ne kadar oy alabileceği ile ilgili bazı kamuoyu araştırmaları da var. Siz nasıl görüyorsunuz yeni parti hazırlıklarını, özellikle de 2020 Evet. öncesi kurulacağı bilgisiyle beraber? Babacan'ın bugünkü açıklamaları bugün bir gazeteye verdiği röportajda açık bir şekilde dile getirmiş. Aslında bu ilk somut açıklama Babacan kanadı açısından. Çünkü hani Babacan ekibi biraz çok kapalı yürütüyor çalışmaları. Çok kamuoyuna dönük hiç açıklama yapılmıyor. Sadece belli zamanlarda yapılması gerekiyorsa yazılı şekilde açıklama yapıyor ve Babacan ilk defa aslında bu röportajda kamuoyunun önüne çıkmış durumda ve çok açık bir şekilde 2020'ye kalmadan ki bu çok büyük bir ihtimal bu yılın sonu Aralık ayının belki ortası belki sonuna doğru bir partinin kurumsal kimlik olarak bir parti kuruluşunun sizler kişiliğinin oluşturulacağı yönünde bir açıklama yaptı. Ben burada Babacan ekibiyle ilgili olarak hani bir erken doğum yorumları yapılıyor ama Babacan ekibiyle ilgili olarak bunu çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü onlar zaten epeydir bir takvimleme yapıyorlardı ve onlar açısından hani bu son gelişmeler takvimde bir aksaklık yaratmamış gibi gözüküyor. Çünkü çok 2021'e çünkü hatta Eylül ayından itibaren her iki oluşumun da çalışmalarını hızlandıracağı neredeyse 2-3 aydır konuşuluyordu ki öyle olmuş gibi gözüküyor ve Babacan ekibi muhtemelen yıl sonuna doğru bir hani partileşme anlamında adım atacaklar gibi gözüküyor. Yalnız Davutoğlu ile ilgili gelişmelerde ihraç edilmeleri istemiyle disipline sevk edilmeleri biraz Davutoğlu ve yakın çevresinin takviminde bir değişiklik yapmış olabilir. Çünkü
Yani konuştuğumuz zaman her ekibin kadrosuyla çok böyle bir MYK'dan bir disiplin, özellikle inşaat sistemiyle bir disipline sevk konusunda bir adım beklemiyorlardı aslında. Onlar da şaşkın gözüküyorlar bu duruma. Şimdi önümüzdeki günlerde bir savunma mı yapacaklar? Partiden istifa mı edecekler? Muhtemelen yarın da Ahmet Davutoğlu kendi ekibiyle, kendi arkadaşlarıyla bir toplantı yapacak ve bir yol haritası çizecekler. Daha doğrusu nasıl bir tutum alacaklarını belirleyecekler. Bu da büyük bir ihtimal savunma verme ya da istifa etme gibi değil ama hani kamuoyuna bir açıklama yaparak aslında savunma niteliğine geçecek ama genel merkeze gitmeden bunu kamuoyuyla paylaşma gibi bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşma gibi bir adım atılacağı yönünde ve belki bir bununla birlikte var. De bir istifa olabileceği konuşuluyor. İstifa ile ilgili belki de hani ihraç edilmeyi bekleyeceklerdir. Çünkü bir hafta içinde savunmasını vermezse Merkez Disiplin Kurulu, AKP Merkez Disiplin Kurulu sonrasında hani savunma vermiş sayacak çünkü o bir haftalık süreçte savunma hakları düşmüş olacak. O yüzden de doğrudan bir karar verecekler. Muhtemelen de bu büyük bir olasılıkla olağanüstü bir gelişme olmazsa ihraç kararı şeklinde olacaktır. Çünkü daha önce AKP hatırladığım kadarıyla ihraç istemiyle disipline sevk ettiği isimlerle ilgili olarak farklı bir tasarrufa gitmedi. Merkez Disiplin Kurulu mutlaka o ihraç istemini inşaat yönünde kararıyla adımını attı. Burada da böyle bir adım bekliyoruz ama Ahmet Davutoğlu ile ilgili bu ihraç süreci hani partileşme anlamında takvimlerinin ne kadar etkiler, olumlu mu hani olumsuz mu daha mı öne çekebilirler? Belki biraz daha öne çekme durumları olabilir ama sonuçta her iki partinin de birbirine hani çok çok mesela aynı günlere denk gelmese bile birbirine paralel bir şekilde yakın zamanlarda partileşme adımını atacakları tahminleri yapılıyor diyebiliriz. Peki son olarak kısaca şunu da cevaplandırmanızı isteyeceğim. Bazı anketlerde dolaşıyor işte en son yayınlanan bir kamuoyu anketinde işte Davutoğlu'nun %2,5, Babacan'ın da %3,5 gibi bir oy alabileceği ama bunları da tamamını AKP'den almıyorlar aslında. Çoğunlukla da muhalefet partilerinden alıyorlar. Kamuoyunun bu partilere, yeni partilere rağbeti konusunda ne düşünüyorsunuz? Nasıl gözlemleriniz var? Şöyle diyebiliriz, tabii ki bu biraz hani atmosferle de çok bağlantılı bir şey. Yani şu anda bir hani seçim havası yok, hani bir erken seçim en azından çok sıcak bir şekilde tartışılmıyor, o konuda bir hararet yok ve aslında stabil şu anda siyaset ortamı o şekilde gidiyor. Burada biraz hani yeni bir parti kurulduğu zaman o günkü koşullar, atmosfer nasıl, hani rüzgar çok önemli oluyor her zaman. Yeni partilerin siyasette tutunabilmeleri için. Burada tabii kamuoyu anketleri belki bir şey veriyor olabilir, bir izlenim veriyor olabilir ama bunu partilerin kuruluşundan sonraki süreçlerde eğer kurulurlarsa tabii, ondan sonraki süreçlerde partilerin vitrinlerinde kimler var, programlarında ilkeleri neler olacak biraz da onlara tabii bakmak gerekiyor ama ben kişisel olarak partide, yani AKP'lilerle de konuştuğum zaman Davutoğlu ile ilgili çok bir potansiyel görünmüyor ama Babacan'la ilgili, Babacan ekibiyle ilgili belki de çok kapalı yürüttükleri için evet. Çalışmalarını. Çünkü çevresinde kimler olduğu da bilinmiyor. Hani belli başlı isimler var ama onun dışında iş dünyasından veya meslek örgütlerinden ya da hani diğer kesimlerden kimlerin desteklediği yönünde de henüz böyle çok somut isimler ortaya çıkmış değil. Biraz da bu hani sürpriz belki de isimler ortaya çıkacak ve tüm kesimlerin ilgisini çekebilecek bir liste olursa durum biraz daha farklı olabilir ama hani ben her iki parti açısından da çok yüksek oranlarda bir başarı elde etmelerini işte barajı geçmeleri gibi bir durum olacağını düşünmüyorum. Hani %2 diyen var, 3-5 diyen var. Bazı anketlerde hani daha da abartılı oranlar da çıkabiliyor. %10'un evet. Üzeri gibi ama burada barajdan çok ya da hani oranlardan çok çünkü artık yeni sistemle beraber artık ittifaklar var. Cumhurbaşkanlığının seçimi için 50+1 gerekiyor. İki partinin kurulması da
önümüzdeki günlerde ittifaklarla ilgili yani çok farklı tabloların ortaya çıkmasına neden olabilir. Çünkü 50 artı 1 olduğu için AKP hani yüzde AKP seçmeninden ya da AKP tabanından %1'lik %2'lik bir oranda bile bir kayış olsa bu Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk yapılacak seçimde 2023 olabilir belki öne çekilirse biraz daha erken yapılsa bile yani %1 %2'lik bir dilim bile çok hayati olabilir. Çünkü ikinci tura kalma gibi bir risk doğacak AKP açısından. Bu yüzden hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne kadar esameti bile okunmayacaklar, hani başarılı olmayacaklar söylemini kullansa da ben AKP içinde her iki oluşumla ilgili özellikle Babacan'ın kuracağı partiyle ilgili bir tedirginlik olduğunu gözlemliyorum. Evet. Ve o yüzden de zaten Cumhurbaşkanı hem kongreyi bir yıl öne çekti, olağan kongre sürecini. Çünkü biraz teşkilatlarını daha dinamik bir havaya büründürmek istiyor ki, daha dinamik bir yapı kazandırmak istiyor ki hani geçişleri en aza indirmek. Yani burada hani çok ciddiye belki almayabilirler, almıyor gibi gözükebilirler ama bir tedirginliğin olduğunda söyleyebiliriz. Peki, çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Evet, çok sağ olun. Evet, Emine Kaplan'la konuştuk. Hem kabinedeki değişiklik durumunu hem de yeni partiler kamuoyundan destek alabilirler mi? Ne gibi bir konumda duruyorlar şu anda? Bütün bunları değerlendirdik. Tabii önümüzdeki süreçte de daha net görmeye devam edeceğiz ama AKP içinde hem rejimin iyi gitmeyişi, beklediklerini vermemesi, oy oranlarının düşmesi hem de yeni partiler AKP için önümüzdeki dönemde daha da karıştıracak gibi görünüyor diyelim. Birazdan yayınımıza yine bağlantılarımıza devam edeceğiz.